Aleyküm selam sevgili kardeşim, soruyorsun. Bunu da genelleyeceğim çünkü bu soru sırf sana ait değil. Bazıları diyor, hemen ona da cevap verim. Abi biz de soru soruyoruz, cevap gelmiyor. Size biraz özel olduğu için, has, şahsınıza has, ben şahısların sorularına özele bakıyorsam cevap verecek zamanım o kadar olmuyor. Yani meşgul olamıyorum ama genelleniyorsa mesela 18. sözde diyor ki 231'de halk içinde ben intihap edildim. Bu meyveler benim ile gösteriliyor. Demek bir meziyetim var. Abi bunu nasıl anlayacağız? Bak mesela bir misal vereyim. Örnek için söyleyeceğim. Havalimanına giderken insanlar yürürken böyle karınca sürüsü giderken bir çizgi yaparlar. Hepsi öyle gider. Eğri büğrü gider. Böyle bir toplu hareket yapıldığı zaman eğri eğri gidiyorlar. Böyle yapıyor, böyle yapıyor. Meğer daha önce orada bir temizlik vardı. Millet orayı kavis yapıp gitmiş. O temizlik yeri kalktı aldı. Herkes gene kavis yaparak gidiyor. Düz gitmiyor. Bu gölge insanlar oluyor daha çok. Yani şey için söylemiyorum da Allah öyle yaratmış beni. Böyle herkesin yürüdüğü yolda yürüyemiyorum yani elimde değil. Hatta Peygamber Aleyhisselam bir yere gittiğiniz zaman mescide gittiğiniz yoldan geri gelmeyin diyor. Farklı yoldan gelin. Şimdi ben de farklı düşünebiliyorum. Yani normal şey yapamıyorum. Mesela halk içinde ben intihap edildim. Yani diyelim ki ben bunları araştırıyorum. Dima araştırıyorum. Taakkulü araştırıyorum. Hakikaten normal bir Risale-i Nur talebelerinin böyle ders yapmak, bir saat okumak, sonra çay içmek, sohbet etmek, dağılmak tarzında yapamıyorum ben. Bir saat bir kitap okumak yerine bir saat o cümleyi mutalaa etmek. Benim şeyim o, biraz meşrebim o. Buna da uğraşmışım böyle. Bir saat tıngır tıngır 10 sayfa okuyacağıma bir saatte bir cümle okuyorum. Veya bir paragraf okuyorum. Ben takip edemiyorum yani. Çünkü kafamı tutamıyorum. Şimdi diyor ki burada halk içinde ben intihap edildim. Yani bunlar benimle gösteriliyor. Bu dersleri ben iş şey yapıyorum. Yani orada cevaben diyor ki bunu soruyorsun böyle. Çok ilginçtir. Hayır, haşa. Belki herkesten evvel sana verildi. Niye? Çünkü herkesten ziyade sen müflis ve muhtaç ve müteellim olduğundan en evvel senin eline verildi. Şimdi burayı soruyorsun. Bak, herkesten ziyade en müflis ve muhtaç müteellim. Yani sıkıntılı olan sendin. Ya abi sokağa bakıyorum bir sürü insan benden daha fazla müflis, muhtaç, elem içinde. Niye ben herkesten daha çok bu muhtaç imişim? Şimdi bu soruya ve genelliyorum. Namaz niye kılmıyor? Genelliyorum. Niye zekat vermiyor? Genelliyorum. Niye televizyonlara bakıyor? Cep telefonları internetlerden inmiyor. Niye derslere gelmiyor? Genelliyorum. Niye tesettürü yok? Genelliyorum. Niye böyle hırçın? Niye saldırgan? Ve ne dersen de. Bütün bu soruların ve sorulabileceklerin tek cevabı insan kendisini tanımıyor. Şimdi insan kendisini tanırsa ne olur? Farkındalığı artar. Farkındalık ihtiyacı doğurur. Ha? Mesela misal vereyim. Herkes kendi şahit olduğu, uydurucasıyla tanık olduğu şeylerle misal veriyor. Ben ilkokul 4'e gidene kadar köyümüzde elektrik yoktu. İlkokulu köyde okudum. Ortaokul İstanbul vesaire. Elektrik yoktu 1974'e kadar, 75. Elektrik olmayınca elektrikle çalışan ne var? Buzdolabı, her şey. İhtiyaç da yoktu. Bilmiyordum ki. Niçin ihtiyaçta yoktu elektrik cihazları, telefondur, bilgisayar, internet şudur budur?
Çünkü farkındalığım yoktu. Fark etmemişim, bilmiyordum. Potansiyel olarak, cevher olarak, istidat olarak vardı ama kabiliyet olarak yoktu. İstidat yazılım, kabiliyet meşrep ve mesleği. Şimdi insan kendisini tanıdıkça, kendisini tanıma yolunda adım attıkça, kitap okudukça, bak kendini tanıma eksenli, yani pergelin demir ucunu batır kendini tanımaya. Kalem tarafı hep kendini tanıma etrafında dönerse ne olur? Ne kadar tanırsın kendi şey? Ne kadar tanımış isen nasıl anlarsın? Tanıma nispetinde farkındalığın artar. Farkındalığın ne kadar olursa o kadar ihtiyacın olur. Ne kadar kendini tanırsan o kadar farkındalık olur. O farkındalık nispetinde ha namaz kılmam lazım. Yani tanıma nispetinde farkındasın ve ihtiyaç olduğunu anladın. Niye ben elektrik yokken buzdolabına ihtiyaç hissetmedim? Farkındalığım yoktu. Niçin cep telefonu böyle bir saat onsuz duramıyoruz? Şimdi de o zaman senelerce duruyorduk. Farkında değildik. Mesela çocuğa uygulayalım. Çocuk niye o ateşe gidiyor? Farkında değil. Niye onu yemiyor? Farkında değil. Niye çizgi filmden kalkmıyor? Beyni bittiği halde farkında değil. Niye o zararı işliyor? Farkında değil. Niye içiyor adam? Farkında değil. Niye zina yapıyor? Kendinden farkında değil. Allah'tan farkında değil. Ahiret ve cehennemin farkındalığı yok. Ha, demek ki insan kendisini ne kadar tanırsa farkındalığı artar. Farkındalık ne kadar çıktığını nasıl anlarız? İhtiyaç hisseder. Buzdolabına ihtiyaç hisseder, cep telefonuna, namaza, takvalı yaşamaya, derse gitmeye, farkındalığı arttığı nispette videolardan uzak durur. Ha demek ki 231 sözlerde ne diyor? Bak diyor ki oraya soruyordun. Herkesten ziyade sen muflistin ve muhtaç idin. Mütellim olduğundan en evvel senin eline verildi bu nurlar. Abi herkes sokakta muflis, muhtaç, mütellim, elem içinde. Farkında değiller. Sana ne kadar verildi? Farkındalığın kadar. Farkındalığın ne kadardır? Kendini tanıma nispetin kadar. Tamam. Her şeyin cevabı da o. Niye yapmıyor abi? Kendini tanımıyor. Niye yapıyor abi? Kendini tanımıyor. Niye vermiyor? Kendini tanımıyor. Farkında değil. Anladın mı? Yani demek ki herkesten ziyade sen muflis, muhtaç, mütellim bunlar farkındalığın nispetin. Sen fark ettin. Muflis olduğunu anladın, muhtaç olduğunu anladın, elem içinde olduğunu anladın, cevaba koştun. Ya ben diye koştum diyor Risale-i Nur diye. Şimdi şöyle. Sikketas-ı Gaybiyede 224'te şöyle diyor bak. Benden bana. Hasan Feyzi abi diyor. Benden bana. Ben gitmek için. Risale-i Nur diye koştum. Nur derdine düştüm de denizler gibi coştum. Muhiddin Arabi'nin buna ait bir şey de var ya. Kendim yitirdim kendimi kendi elimle. Kendi elimle kendimi yitirdim yine bulam kendimi. Var ya. Hep olursun hiç edince kendi kendini diye böyle şey var. Benden bana bak, benden bana ben gitmek için. Ne yaptık? Risale-i Nur diye o zaman koştuk. Risale-i Nur'a niye sarıldım? Sarılıyoruz. Benden bana gitmek istiyoruz. Ben beni tanımak istiyorum. Ben beni anlamlandırmak istiyorum. Ben benden yaşamak istiyorum. Yani ne derlerdi yaşamak istemiyorum. O zaman Risale-i Nur diye koşacaksın. Niye? Çünkü Risale-i Nur aynadır. Bakan da aynada gözüken de sensin. Seni sana gösteren Risale-i Nur'dur. İnşallah olmuştur soruna. Selamun aleyküm.